Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun görevlerini özetlemek gerekirse denetlemek ve o denetimi ifa etmektir. Ama bugün gelinen noktada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ne yazık ki bir sansür kurulu haline gelmiştir. İktidara önerim şudur. Sayın Numan Kurtulmuş'a önerim şudur. RTÜK bitmeli, RÜSÜK başlamalıdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu değil, Radyo Televizyon Sansür Kurulu olarak yeniden düzenlenmelidir. Çünkü her konuda sansür, her konuda yayın engelleme karşımıza çıkmaktadır. 44 kez tecavüzü önleyemiyorsunuz, tecavüzle ilgili yayın yasağını getiriyorsunuz. Patlama oluyor, terör olayı oluyor, terörü lanetle kınıyoruz, kınıyorsunuz. Terör önlenemiyor ama terörle ilgili yayın yasağını getirip çakıyorsunuz. Adana'da valilikte patlama oluyor. Daha televizyon kanalları oraya ulaşmadan anında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve hükümet hemen olayı yasaklıyor. Yasakçı bir zihniyetle Türkiye'deki sorunların üstesinden gelmeniz asla mümkün değil. Asla çözemezsiniz. Üstünü örterek sorunlar çözülmüş olsaydı gerçekten çok başarılı bir iktidar olurdunuz. O kadar çok konunun üstünü örtmeyi o kadar maharetle beceriyorsunuz ki yasakçısınız ve gerçekten Türkiye'de televizyonları kapatmakta, radyoları ve televizyonları susturmaktan öte medyayı susturmakta bir dünya rekorunuz var. Kanun hükmündeki kararname ile 50 yayını durdurdunuz, 34 televizyonu kapattınız, 33 radyoyu kapattınız. Bu kapatmalarda RTÜK'ün imzası yok. RTÜK devre dışı. Olağanüstü hal kapsamında keyfi hükümler kararnamesiyle bu kararları aldınız. Alaka önem vermiyorsunuz. Önem verseydiniz RTÜK'le bütün gün evlilik programları diye yayınladığınız saçma sapan ve manken artıklarının çıkarılıp bir dizayn içerisinde Türk toplumuna sunulmasını ahlaka aykırı bulur ve o programları yasaklardınız. Ama o programlar sizin işinize geliyor ve o toplumun sorunlarının konuşulması yerine kim kimle ne yapıyor, kim kimi gözetliyor, gözetleme evinden evlilik evlerine Türkiye'yi çevirdiniz. Arkadaşlar, Ocak ayında bir yerel televizyon 65.914 lira kira bedeli veriyordu. Bugün bu rakam 79.147 liraya çıktı. Şimdi soruyorum, ulusal bazda yayın yapan televizyon kanallarından da aynı fiyat uygulanıyor. Yerel bazda 500 liraya, 1000 liraya, 300 liraya, 150 liraya ilan almış televizyon kanalları içinde aynı rakamlar sunuyor. Bu hak mıdır? Soruyorum. Nerede yerel televizyonların ayakta kalması mümkün müdür? Takır takır düşüyorlar ve hepsi birer birer kapanıyor arkadaşlar. Şimdi geçen gün AVM açılışında Kayseri'de Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. AVM kiraları Türk lirası olsun, dolar bitsin, dolar kalksın, dolarla uygulamayın diyor. Doğru söylüyor. Tamam, katılıyoruz. Peki AVM'ye olunca dolar uyuyor da uydu kiralarına olunca dolar niye uymuyor? Niye Türk lirasına çevrilmiyor? AVM'ye uyan uyduya niye uymuyor? Bunu sormak lazım. Sevgili arkadaşlarım, 720 civarında basın kartını iptal etti bu basın yayın enformasyon genel müdürü. İçinde çalışanların ve hangi kuruluşta çalışırsa çalışsın hiçbirinin basın kartının iptal edilmemesi lazım. Ama bir arkadaşımız var ki benim neredeyse çocukluktan beri beraber büyüdüğüm ve beraber çalıştığım arkadaşım Sedat Kaya. Sadece Facebook'ta yaptığı yorumlar nedeniyle sürekli basın kartı elinden alınmıştır. Bu ayıptır, bu yazıktır, bu günahtır. Böyle bir şey olmaz. Sevgili arkadaşlarım, bunun hesabı bir gün gelir sorulur. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk nasıl Samsun'a çıktıysa, 2019'da da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla bu sorunlar çözülecektir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Serter.